Merhaba gençler. Bugün 10 Mayıs 2021, Koç Holding kapanış değeri 19 lira 35 kuruş. Hisse bugün araç kurum dağılımında ciddi alıcılı idi. Hatta miktar bakımından birinci sırada idi para girişinde. Bakacak olursak para girişi tablosuna. Evet, yüzde ilk 5 kurum %36 alıcılı kapatmış. Birinci alıcı Bank of America, ikinci ünlü, üçüncü Yap Kredi, yani patron kurumu diyebiliriz. Takas durumuna baktığımızda da yabancı takasında yani son bir ayda yatay görünüm devam ediyor. Tablo olarak bakarsak da evet, günlük takasta Citibank ve Deutsche Bank, hatta HSBC satıcı tarafında. Haftalık baktığımızda evet, yine Deutsche Bank satım tarafında 3,4 milyon lot ile, HSBC de yine satım tarafında ama Citibank yabancı haftalıkta alım tarafında. Aylık bakarsak da yine satıcılar güçlü. Doçe HSBC satış tarafında ve yine Citibank yabancı alım tarafında. Yani takasta belirgin olarak alıcılar hala güçlü değil. Satıcılar çoğunlukta. Eğer bu indikatörlerdeki pozitif görünüm devam ederse, yani hissede yukarı pozitif trend devam ederse takasının da güçlenmesini bekleyebiliriz. Hisseye güncel değerle baktığımızda stop loss değerimiz 18,62 olarak alınabilir. 18,62 kısa vadeli işlem yapanlar için stop loss değerimiz. Ama PSR desteğine kadar sabredilebilir. Yani bir alt desteğimiz 17,88. 17,88 altında ise 15,96 diğer desteğimiz. 15,96. İndikatörümüze baktığımızda şurada, yani en tepenin ikinci günü kırmızı indikatörümüz. En zirve tepenin görüldüğü, yani 24,67 zirvesinin görüldüğü ikinci günde indikatörümüz sat vermiş ve o günkü ağırlıklı ortalama 23,16. 23,16'da negatife dönen indikatörümüz şu gün itibariyle, yani 27 Nisan 18,27 ağırlıklı ortalama ile kapattığı gün pozitife dönmüş ve şimdilik pozitif görünüm devam ediyor. Evet, negatif haber akışında stop loss değerimizi ve destek seviyelerini söyledi. Şimdi olumlu trendde ise yukarı yönlü hareketlerde direnç seviyelerimizi belirleyelim. EM 52 direncimiz 19.34. Bugün tam 19.34'ün üzerinde, bir kuruş üzerinde kapamış. 52 EMA üzerinde kalıcı olması orta vadeli olumlu görünüm için önemli. Çünkü 52 EMA kızardığında genel olarak trend negatife dönmüş olur. Bakın şu bölgede görüldüğü gibi hep 52 EMA nerede yeşermiş? 5 Kasım 2020'de 52 EMA 14.70 ağırlıklı ortalama ile kapattığı gün yeşermiş. Yani bugün alınmış olsa 14.70'te, 52 EMA ne zaman kızarmış? 14.70'te aldığımızda 52 EMA'nın kızardığı gün 20.10 ağırlıklı ortalama ile kapattığı 22 Mart'ta 14.20 hareketi
bu yönteme göre alınmış olur. Şimdi bugün itibariyle tekrar 50 kema yeşermiş durumda. Bakın şurada arada ortalamalar üst üste geldiği için biraz çok net belli olmuyor. 50 kema 19.34, hissenin kapanış değeri 19.35, tam üzerinde kapanmış. 50 kema üzerinde kalması orta vadeli olumlu görünüm beklentimizi artırır. Bu seviye üzerinde dirençleri Fibonacci çalışmamızda belirleyebiliriz. Şu dip dönüş bölgesindeki seviyelere göre çalışacak olursak, tam mumların ucunu yerleştirmeye çalışıyoruz. Evet. Zamansal kaymayı da yaptıralım şöyle. Fibonacci 7 direnci 19.81. 19.81 üzerinde 21.71 Fibonacci 8 ve bu direncin geçilmesi durumunda 24.78'de Fibonacci 9 direnç seviyesi olur. Bu Fibonacci 9 24.78 aynı zamanda hissenin daha önce görülen şu makas direnci ile de uyumludur. Yani şöyle, bu bölgede görülen makasımız nasıl? Şu şekilde. Bu makas direncimiz, bakın, aynen şimdi belirlediğimiz Fibonacci 9 direnç seviyesi ile de uyumlu. Bu şunu gösterir. Aldığımız Fibonacci için çalışma yaptığımız dip ve tepe bölgesinin uyumlu olduğunu gösterir. Makas direnci ile uyumlu çıkması Fibonacci 9'un. Evet gençler, Koç Holding için şimdilik bu kadar. Her şey gönlünüzce olsun. İyi akşamlar.